Demon Slayer animesinin 3. sezon 10. bölümünün incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Evet kaldı son bir bölüm haftaya artık maalesef Demon Slayer'ın bu sezonuna veda edeceğiz ve sezon finali önümüzde bizi bekliyor ve tam tamına 70 dakika olacakmış ve bence bu harika bir haber. O yüzden haftaya doya doya bir Demon Slayer Tufanı göreceğiz. Tayfa ve bu bölümün MVP'si ve geçen bölümünde kahramanı tabii ki de Mitsuri Kanroji. Mitsuri Hantenku'ya güzel saldırılar yaptı ve gerçekten saldırı sahneleri çok eğlenceli ve e, çizim olarak çok da güzeldi. Ben açıkçası Mitsuri'nin sahnelerini bayağı beğendim. Yani elindeki kılıcı çok güzel kullanıyor. Aşk teknikleri, aşk nefesini kullanıyor ve çok güzel saldırılar yapıyor. Yani kılıcın esnekliği ve teknikleri bayağı iyi. Seyir zevki bakımından o sallaması böyle hani işte bir yandan kamçı gibi kullanması, bir yandan Hantenko'nun karşı saldırı yapması, bir yandan kesme sahneleri falan. Baya hoş ve güzeldi. Seyir zevki bakımından baya iyiydi abi. Ve bölümün devamında Mitsuri Hantenko'nun bilmediği bir Hantenko'nun yapacağı saldırı bilmeden saldırı yapıyor ve Hantenko ağzından çok büyük bir Ateş dalgası yollayarak Mitsuri'yi tam bayıltacak ve onu toza çevirecekken ve bizi karşımıza Mitsuri'nin flashback'leri karşılıyor. Evet Mitsuri normal bir ailede doğan normal bir kızmış. Ama sonradan saçı pembeye dönüşmeye başlamış ve saçı pembeye dönüşmüş. Daha küçücük çocukken bile 15 kilo ağırlığında bir taşı kaldırabiliyormuş. Yani daha 14 aylıkken 15 kilo ağırlığındaki bir taşı kaldırıyor. Ardından daha küçücükken 2-3 yaşındayken sumo güreşçilerini, bilek güreşinde yeniyor ve çok fazla iştaha sahip, ne varsa yiyor abi. Doğuştan 10 kat daha fazla kası varmış Mitsuri'nin. Yani bu doğuştan gelen bir özellik. Doğuştan bir gelen özellik. Harika. Yani Mitsuri gerçekten başından beri çok güçlüymüş. Neyse Mitsuri sonra ergenliğe falan giriyor ve sonra diyor ki ben de diğer kızlar gibi olmam gerek gibi. Olmam gerekiyor. Benim de evlenmem gerekiyor diye tutuşmaya başlıyor. Ya yani tutuşmaya başlıyor derken böyle bir endişe kaplıyor kendisine. Ama babası ve ailesi o kadar iyi niyetli ve o kadar iyi ki sonsuza dek burada kalabilirsin diyor. Gerçekten ailesi çok harika insanlar. Çok mutlu etti beni böyle olması. Sonra Mitsuri işte evlenmeye kalkıyor. Yani Evlen marifesindeyken kocası bunu yani müstakbel kocası bunu bırakıyor abi. O tuhaf saç renginin çocuklarımı geçtiğimi düşününce iğreniyorum diyor. Çimi bile ürpertiyor diyor ve tam evlenme arifesinde gidiyor Mitsuri ablamızı maalesef bırakıyor ve ondan ayrılıyor abi. Mitsuri bu ayrılığın acısına tabii ki de dayanamıyor ve ne olsa gerek saçını siyah boyuyor arkadaşlar. Ve artık yeme yememeye başlıyor. Zayıf düşmeye başlıyor. Sonra yeni dişiler adım atarken artık e, diyor ki böyle yapmam gerekiyor mu gerçekten? Ömrümün geri kalanını da kendimi saklayarak ve gizleyerek mi geçirmeliyim diyor ve olmadığım biri gibi mi davranacağım diyor ve artık tüm bu işleri bırakıyor ve normale dönüyor ve daha sonrasında haşiralara katılıyor ve iblis kesen bir haşira oluyor Mitsuri. Mitsuri'nin hikayesi bu kadar. Yani Mitsuri'nin hikayesini yaklaşık 6-7 dakikada gördük. Çok hızlı geçtiler. Çok üzerine durmadılar. E açıkçası çok da basit bir hikayesi var bence ama bu basitliğin yanı sıra Mitsuri savaşın ortasında eee Hantenku'nun saldırısından kurtulduktan sonraki Genya'nın, Nezuko'nun ve onu kurtarmasından sonra şunu fark ediyoruz. Mitsuri'nin vücudunda bir dövme yani bir amblem, bir arma çıkıyor ve Hantenku diyor ki bu şeytani arma değil mi bu böyle diyor. Şimdi bu neyin nesi? Bu yara izi gibi bir şey. Bunun aynısı Tanjiro'da da vardı. Aynısı Sashirasında da vardı. Bu iz neyin nesi? Şimdi ilerleyen zamanlarda seri de bununla ilgili bir şey anlatılacağı artık kesinleşti. Işte. Bu bir güç verme şeyi mi? Bu iz savaşın ortasında mı çıktı? Sordan çıktı büyük ihtimalle. Çünkü sanki savaşın başında yoktu gibi mi geldi. Bu iz neyin nesi? Mitsuri'ye nereden kaldı? İz çıkıyor ve güçleniyorlar. Yani iz güçlendiriyor onları ve kendini çok zorladığı zaman bunlar da çıkıyor. Yani üç tane karakter de gördük. Devamında diğer karakterler de görecek miyiz bilmiyorum. Bu iz konusu önemli. Bununla ilgili detaylı anlatılacaktır seride. Detaylı konu işlenecektir diye düşünüyorum ben. O yüzden bunu hiç unutmayın. Ama işte hani böyle simgelerin bir sebebi var mı işte bunda neden bu çıktı diğerinde siz niye daha farklı işte Tanju'da niye daha farklı var vesaire vesaire diye ee, düşünüyoruz tabii ki de Hantenkun'un da dikkatini çekti yani Hantenkun da dedi şeytan olmasına çok benziyor neyin nesi bu dedi neyse fight böyle devam ediyor yani Mitsuri baya iyi savaşıyor Mitsuri tam bizimkileri koruyacakken bizimkiler Mitsuri'yi koruyor ama ardından Mitsuri artık kendine geliyor ve bizimkileri korumaya başlıyor. Tanjiro, Genya ve Nezuko ise Hantengu'nun orijinal bedenini aramaya gidiyor ve orijinal bedeni burada saklanıyor. Ve Hantengu'nun flashback'leri de yavaştan gelmeye başladı. Hantengu'nun geçmişini de öğrenmeye başladık. Baş kullanıyor kalp çıktı, mühür kullanıyor, duman çıktı, Tanjiro genç kullanıyor, ateş şeklinde çıktı. Evet. Evet öyle oldu değil mi? Ne kadar dikkatlisiniz. Helal lan size. Harikasınız. Eee güneş nefesi, sis nefesi, kalp nefesi. Evet, bunların acaba önceden böyle birilerinden devralınmış şeyler mi yoksa sadece kullandığı tekniklerden dolayı mı bu çıkıyor? Acaba bunun anlamı ne tam olarak merak ediyorum. Neyse. Hantengu nasıl bedenine ulaşıyorlar? Hantengu nasıl bedenine ağaçlarla etraflı kaplandığı için dayanıklılığı çok az, çok fazla olduğu için ee, Nezuko iblis kan tekniğini kullanıyor. Kan iblis sanatını. Ve bir şekilde o duvarı ya yakarak açıyorlar. Burada en önemli kısım Genya'nın artık ne yaptığı, neyin nesi olduğunu öğrenmiş olduk abi. Genya iblisleri yiyerek geçici olarak iblislerin yenilenme özelliğini ve güçlenme özelliğini kazanıyormuş. Hani geçen bölümlerde hep düşünüyorduk Genya'da ne var ne var neyin nesi artık bunu da öğrenmiş olduk abi. Ginka sablık edeymiş. Teşekkür ederiz Ginka çok sağ ol. Arigato. Genya'nın da olayını çözmüş olduk abi böylelikle. Genya'da her şey var ya. İblis yiyor, iblislerin gücünü alıyor. İblislerin dayanıklılığını alıyor, iblislerin yenilenmesini alıyor. Bir yandan işte kendisi tüfek kullanıyor, işte tabanca kullanıyor falan. Çok manyak karakter. Harbiden çok havalı bir karakter. Genya'yı bayağı sevdim ben. Her şey var abi. Ana karakter olur bu karakterden var. Yeni seri yaptılar. Olabilitesi var yani. Bu arada Hantengu'nun asıl bedenin işte flashbacklerini biraz gördük. Zamanında da bir suçlar işlemiş ve bunun sorumluluğunu alacaksın diyoruz zamanında herhalde bir şovgun şey mu diyor onu bir biri diyor falan zamanda bir suç da işlemiş Antenko ama ne yapmış bilmiyorum. Onun isyanını falan çekiyor kendi kendine. Tanjuro da bunun isyan Tanjuro da bunun bedenini ödeyeceksin falan diyor ve tabi sonra bu abinin ağlamalarını falan görüyoruz. ya. Yani acaba devamında ne yaşadı? tam böyle bir flashback görüp tüm geçmişini görecek miyiz bu iblisin? Bence görmeliyiz. Görür müyüz? Merak ediyorum. Görmemiz gerekiyor bence. Diğer bölümde artık kaç dakika boyunca bir dövüş sahnesi olacak. Hantenku'nun asıl bedeninin de böyle bir formu falan olacak mı merak ediyorum. Mitsuri çünkü iyi dövüşüyor ve dövüş de tam olarak bitmedi. 70 dakikanın kaç dakikasına dövüş sığdıracaklar. O yüzden ben Antenkun'un daha böyle üst forma çıkabileceğini de düşünüyorum halen. Çünkü bitti artık yani yeni bir iblis falan mı gelecek yoksa finalde. Otur bir şey mi olacak heyecanlı bir sahne olması gerekiyor. Daha sonuçta sezon finali. Heyecanla bekliyoruz sayfa. Şimdilik bu incelemenin sonuna geldik. Haftaya da kime sunuyor son, bu sezonla elveda edeceğiz sayfa. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.